Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. Değerli izleyenlerimiz, Bir Umut Kervanı programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun bize bu fırsat imkanı verdiği için. Evet, bu akşam misafirlerimiz Van Umut Kervanı'nın temsilcileri, yetkilileri olacak inşallah. Kardeşlerimizi tanıtacağım inşallah sizlere. Tabii Van'dan bir veterimiz olacak. Çok mağdur bir aileyi ziyaret ettik. Onun görüntülerini inşallah beraber izleyeceğiz. Gerçekten çok çaresiz bir aile. Onun için neler yapabileceğiz değerli izleyenlerimiz? Sizlerle beraber buna cevap bulmaya çalışacağız inşallah. Evet, Van Umut Kervanı'nın temsilcileri var yanımızda. Onları tanıtmak istiyorum. Öncelikle Van Umut Kervanı temsilcisi Sait Koç Bey misafirimiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Safalar getirdiniz. Safalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Rabbimize binlerce şükür olsun. Allah razı olsun inşallah. Evet, Van Umut Kervanı gönüllüsü Muzaffer Balıkçı hocamız da bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz Allah'a inşallah. Allah'a hamdolsun. Şükürler olsun. Bizi bu aya alıştıran Allah'a hamdolsun. Amin. Amin. Allah razı olsun inşallah. Evet değerli izleyenlerimiz, Van'da bir veterimiz var. Bu mazlum aileyi bir ziyaret edelim, bakalım durumlar nasılmış. Sonra burada olacağız inşallah. Buyurun. Değerli izleyenlerimiz, Van Umut Kervanı'nın tespit ettiği ailedeyiz. Mağdur bir ailedeyiz gerçekten. Onun durumunu konuşacağız. Yanımızda Van Umut Kervanı temsilcisi Sait Koç Beyefendi var. Efendim biz kimin evindeyiz şu anda? Şu an Van'a bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde Emine Nili ablamızın evindeyiz. Yani hakikaten ailemiz durumu perişan, sıkıntılı. Kocası şu an işsizlikten dolayı çocuklarına verebilecek hiçbir şeyleri yok. İki ay öncesinde bir hayırsever, ya bir esnafımızın vasıtasıyla bu ailemizi bulduk. Geldik, tespit ettik. Hakikaten de müşahede ettik ki ailemiz gerçekten sıkıntılı. Peki. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah. Evet ablacığım, size de geçmiş olsun. Allah-u Teala yardımcınız olsun. Üç çocuğunuzla bu üzerinize her an yıkılma tehlikesiyle
yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Biraz derdinizi bize anlatmak ister misiniz? Yani bellidir. Yani benim evim yıkılmak şeyindedir yani. Benim çocuklarıma yüzlerine gelebilirdi. Geceleri korkuyoruz. Deprem olduğunda bir hassas gördüğümüzde korkuyoruz yani. Benim çocuklarımın yüzlerine gelir. Yani ben kendim de biliyorum yani, iyice de biliyorum, benim yüzlerime gelebilirdi. Yani o oda yıkılmış. Bu oda zaten hamam tuvalet hiç yok. Şu anda hamam tuvalet yıkılmış mı? Aha, o da gitmiş yani. Hassas görmüşler yani. Bayağı görmüşler. Ben kardeşime diyeyim yani, maddi durumumuz da böyledi. Yani benim çocuklarım yiyecek şeyleri hiç yok. Eşiniz iş yapamıyor mu? Eşim de gidiyor gece gündüz şey yapıyor, arıyor, bulamıyor. Yani bulsa da zaten kendisi gidebilir. Yani yoktur elinde. Maddi durumum da böyledi. Yani ağır bir şey kaldıramıyor, şey yapamıyor. Benim kızım zaten hastadı. Astım var. Zaten benim çocuklarım da hiç maddi durumları hiç koştu. Yani komşularında Allah sizden komşularında razı olsun. Bir tas yemek olursa getiririm. Benim çoluk çocuklarım yani ne? Bir gün verirler, iki gün verirler. Üçüncü gün artık vermezler. Benim öyledi. Maddi durumumuz da öyledi. Belliydi yani. Herkes de biliyor yani. Hiç kimse gıda filan da getiriyorlar. Allah onlara da razı olsun yani. Babam gülün evi de bir gün, iki gün, üç gün bakmazlardı. Sizin anne babanız da vefat etmişti. Benim annem babam vefat etmiş. Zaten eşimin de benim şey vefat etmiş. O da belliydi. Onların da herkes çoluk çocuklarına bakıyor. Peki bu yavrularınıza ne yediriyorsunuz? Ne yediriyorsunuz? Abim valla her gece çikolata olsa, zeytin olsa çayla ekmek veriyorum ya, yiyorlar. Valla komşularım getiriyor. Akşam yemek yapamıyor musun? O yemekte hiç gıda olmasa yani yapamam. Allah sizden ona da razı olsun, ona getiriyorlar. Evet. Eşimin zaten maddi durumu da belliydi. Yani gece gündüz, yani o da gece gündüz gidiyor. İş bulmasa garibanı da getirecek. Evet. Bizim elektriğin borcu gelmiş bayağı. Bize icra da geldi. Dedi, yani elektrik borcundan dolayı icra mı geldi size? İcra da geldi abi. İcra geldi baktılar, dedim abim böyle bakın, maddi durumuma bakın, zaten ben olsam ben kendim gelip abumamı yapacağım. Yoktur abi, yokluktan hiç kimse bilmiyor. Yoktur. Olsa zaten ben yaparım. Ben kaç gündür ben çocuğum diyor et. Ben başımın etini yiyor. Öyle şey de yoktu. Bu kura. Canı et çekiyor. Yoktur. Abim olsa getirmez mi? Ben o demese ben kendim gidip getiririm. Yani konu komşuda et kokusunu alıyor. Yani alıyorlar. Gelip alıyorlar yani. Sen ne diyorsun? Ben diyorum oğlum yoktur. Ben ne de getireyim. Babası işten yoktu. İşi gücü yok. Gariban iş kura da gitti, onun ismi de yok. Abi ne çaresiziz abi. Yani kendiniz de biliyorsunuz yani, bir evim bir barkım olsun, benim çocuklarıma gelmez, üstüne inmesin. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ama yeter ki bir evim olsun. Evet abi. Allah-u Teala yardımcınız olsun. Sağlasın abi. Sağlasın. İmtihanınızı hafifletsin. Sağlasın abi. Peki o küçük yavrumuz, kız çocuğu 2 yaşında mı? O da 2, 1,5'tür. 1,5 yaşında. Astım hastası. O da astımdır. Nasıl tedavisini yapabiliyor musun? Tedavisini biz yapamıyoruz. Ben götürüyorum. Araba olsa götürürüm. Araba olmasa ben şeye, sağlık ocağına götürüyorum. Cihaza bağlatıyorlar. Ta geç vakte kadar cihazın altında kalıyorum. Vallahi abi. Allah Teala yardımcınız olsun inşallah. Sağlasın Rabbim, dileyim sizi derde bırakmasın Rabbim, dileyim. İnşallah. Vallahi abi. Muhammed, sen bizi izleyen amcalardan ne istersin? Çikolata mı? Reçel taraf şine. Çikolata. Çikolata. Ekmek. Ekmek. Ek.
Evet. Evet, Muhammed çikolata, ekmek ve et istiyor. Gerçi biz ona demiştik bisiklet iste ama demek açlık bisikletten önce geliyormuş. Allah Azze ve Celle yardımcılar olsun. Değerli izleyenlerimiz, hakikaten yani sözler kifayetsiz kalıyor bu evde. Bu mazlum çocukların durumları yani anlatılır gibi değil. Muhammed, tekinge en pay goşt kariye. Hiç de yememişim. Hiç de yememişsin. Sana et mi gönderelim? He? He Muhammed? Evet, bisiklete. Ne? Bisiklete. Bisiklete istiyorsun. Tabii önce sana ekmek, et ve çikolata göndereceğiz, sonra da bisiklet gelsin. Olur mu? Ablam bu, yani mesela Ramazan ayındayız. Yani siz mesela sahurda ne yiyeceksiniz? Abi, İftarda ne yapacaksınız? Yani ben yani abime dedim yani iş olursa gücü olursa zaten bize getirir. Yani öyle bırakmaz bizi. Yani iş olmasa bize öyle aç aç karnında tutar. Yani sahurluk şu anda iftarlık hiçbir şey yok. Hiç yok. Hiç yok. Hiç zaten hiç yok abi. Bu çocuklara en son ne zaman et verdiniz? Vallahi abim o da geçen günü bizim komşularda Allah sizden ona da razı olsun mangal atmıştı onlara getirdi. Yani en son öyleydi. Elektrik borcunuzu? O da çoktu bayağı. O da çok fazla. Hı hı, o da bayağı gelmiş. Yani elektrik borcunuz var. Hı hı. Ondan sonra sahurda, iftarda ihtiyacınız olan bir yemek bile yok. Doğrudur. Bu çocuklar ekmek, et ve çikolata istiyorlar. Ha vallahi abi. Peki bizi izleyen kardeşlerimize ne tavsiyelerde bulunalım, ne isteyelim onları? Hadi abim bilmiyorum. Allah sizden razı olsun. Ne getiriyorsunuz Allah sizden razı olsun. Yani evde hiçbir şey yok. Ne gelse ne gelse gelir. Hiçbir şey yok. Buzdolabı yok, çamaşır makinesi yok. Hiç yok. Şimdi yazın bu sıcakta dolap olmasa sebzeler bozulur. Evet, dolap da lazım size. Ha vallahi dolap da lazımdır. En azından soğuk bir su içmeniz. Ha vallahi. Peki. Allah-u Teala yardımcınız olsun. Sağ olasın. Allah-u Teala. Allah-u Teala. Allah sizden razı olsun. Size sabır versin. Allah sizin yani eşinize, kabul etsin. Eşinize bir iş bulunsa bütün sağ sıkıntılarınız gidecek. Ha vallahi sıkıntılarımız biter. Eşiniz sabah çıkıyor, akşama kadar iş yok tabii. Yok vallahi iş yok tabii. Gerçi değerli izleyenlerim, gazinoda bir iş bulmuştu. Haramdır diye girmedi. O çıktı oradan. Ha, oradan çıktı. Yani helal bir kazanç peşinde dolaşıyor. Çocuklarının aç kalması pahasına gazinoda çalışmayı reddetti. Bir de namazımız, oruçlarımız kabul olsun yani. O pislikten bir çıksa, yani çıktı da ya Rabbim şükür. Yani o şeyden çıktı yani. Biz diyoruz ya Rabbim Ramazanımız şeyimiz kabul olsun. İnşallah. O da namaz kılıyor, biz de kılıyoruz yani. Ha vallahi. Allah-u Teala kabul etsin inşallah. Sağ olsun. Allah sizden razı olsun. Peki değerli izleyenlerimiz, mağdur ailemizin durumu bu şekildeydi. Yani çocukların ihtiyacı ekmek ve et istemeleri, annemizin de ihtiyacı iftarda bir yemek bulabilmesi, elektrik borcunun ödenilebilmesi ve küçücük kızının tedavi edilmesi. Bu sıkıntılar elbette aileyi perişan eden bir sıkıntılar. Bu kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermemiz lazım. Evet, Van Umut Kervan tespit ettiği bir ailedeydik. Sözü stüdyoya bırakıyoruz efendim. Buyurun. Evet değerli izleyenlerimiz, ailemizin durumu bu şekildeydi. Gerçekten insanlığımızdan utandığımız bir manzarayla karşılaştık. Çocuklar aç, biçare, evin içerisinde anne çaresiz bir şekilde çocukların etrafında pervane gibi dönüyor.
ve sahuru iftarı olmayan bir ev. Ellerine ne geçse onu yiyebilecek durumda. Yemek seçme şansı olmayan bir ev. Evet, bu ailemiz bizi gerçekten insanlığımızdan utandırdı. İnşallah bunu konuşacağız. Bizi izleyen kardeşlerimizden de ricamız bu konuda, bu ailemize yardımcı olalım. Ekranlarımızın alt kısmında iletişim bilgilerimiz bulunmakta. Bu kardeşlerimize yardımcı olmak isteyen kardeşlerimiz varsa canlı yayında bize ulaşabilir. Canlı yayına bağlanmak istemeyenler için de ara bağlantıda bize ulaşabilir. Paylaşımlarını bize ulaştırabilirler efendim. Evet, telefonlarınızı bekliyoruz. Bu ailemizin en azından sahuruna, iftarına ve bu yavrumuzun ben ekmek istiyorum diyen bu küçücük yavrumuzun evine aş götürebilmek isteyenler varsa lütfen buyurun. Hepimiz beraber bu ailemize yardımcı olalım. Evet, bu aileyi tespit eden Van Umut Kervanı'nı gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Allah-u Teala hayırlarını kabul etsin. Misafirlerimiz var demiştik. Van Umut Kervanı gönüllüsü Muzaffer Balıkçı ve Van Umut Kervanı temsilcisi Sait Koç hocamız bizimle beraber. Muzaffer hocamla başlamak istiyorum. Öncelikle Allah razı olsun bu aileyi Küçebucak'ta yani Van'ın en ucra köşelerinde bulup bize gösterdiniz. Onun çekimini yaptık. Bizi yeni izleyen kardeşlerimiz için Van Umut Kervanı'nı tanıtmak istersek ne söyleyebiliriz? Evet. Allah razı olsun. Van Umut Kervanı daha önce Rahmet Ali ismiyle evet. 2011 yılında kuruldu Van merkezde. Tevafuktur ki Allah'ın işi bizim Van Rahmet Ali'nin kurulmasından 2 ay sonrasında Van'da deprem meydana geldi. Evet. Bu depremle beraber gerçekten de Allah-u Teala'nın takdiri, işi nasıl da Allah-u Teala o gün öyle bir güzellik bize nasip etti ki biz bu Rahmet Ali'ni kurduk. Çünkü hatırlarsanız depremle beraber gerçekten on binlerce insan biçare, çadırsız, gıdasız, giyimsiz ortalıkta kalmıştı. Evet hocam, o gerçekten çok zor bir manzaraydı. Onu konuşacağız inşallah. Telefonumuzda dostum var, Necdet abimiz var. Necdet abi hoş geldin. Sağ olasın, Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu Necdet abi. Abiye, Muzaffer abiye selam ve sevgilerim. Aleyküm selam ve rahmetullahi. Gerçekten de acı veren bir manzara. Bu aileye bir yardımda bulunmak istiyorum. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah Necdet abi. Allah sizi muhafaza etsin. Allah razı olsun. Gerçekten bu aileyi tanıtmak istersek kelimeler kifayetsiz kalıyor. Doğrudur. Eyvallah. Evet, her an üzerlerine yıkılacak o tehlikeyi de bir tarafa bırakalım. Çocuklar aç. Yani doğru. Maalesef. Gördüm abi. Evet, Allah razı olsun Necdet abi. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum, hürmet ediyorum. Selametle inşallah. Evet hocam. Evet. Yani o Van'ın gerçekten o depremi, o sıkıntısı. Evet, İstanbul'a dönelim. İzzettin Kalkan telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. İstanbul, İzzettin Kalkan. Buyurun efendim. Televizyon sesini kısalım. Telefonla iletişim kuralım. Alo, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhum. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah hayırlınızı kabul etsin inşallah. Amin. Amin. Allah razı olsun. Sizi izliyoruz da o Van ablamızın durumunu yani izledik. Ona bir yardım etmek istiyoruz işte. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah. Allah sizi muhafaza etsin inşallah. 300 lira göndermek istiyorum. Peki. Allah-u Teala sizden razı olsun. İzzettin abi. Allah sizi muhafaza etsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Bizi... Nasıl gönderebileceğim bana biraz izah edebilir misin? İzzettin abi, ekranlarımızın alt kısmında zaten iletişim şey var. Hesap numaraları var. IBAN numarası var. Yalnız programdan sonra arkadaşlarımız sizi arayacaklar. Ayrıntılı bilgi verecekler inşallah. Evet, tamam. Tamam. Teşekkürler. Bize dua etmeyi unutmayasın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah yardımcımız olsun. Amin inşallah. Amin inşallah. Peki, hürmet ediyorum. Allah'a emanet inşallah. Evet, Allah Azze ve Celle
İzzettin abimiz gibi, Necdet abimiz gibi duyarlı kardeşlerimizin sayısını artırsın. Amin. Yani böyle lakayt kalmamaları gerçekten insanlık namına gurur verici bir durum. Aynen. Yani düşün mesela bir belgesel bile izlediğimizde, affedersiniz, affınıza sığınarak söyleyeyim, bir hayvanın parçalanmasına bile gönlümüz razı olmazken, gözlerimizin önünde, memleketimizde yani böyle bir açlık meselesi varsa ve lakayt kalınmaması, gerçekten tebrik ediyorum İzzettin abi ve Necdet abi. Yani doğrusu Van'ın o deprem anı çok zor bir gündü, çok bir zor bir andı. Hepimiz şu anda irkilerek hatırlıyoruz doğrusu. Allah Azze ve Celle böyle tufanlardan, fırtınalardan, depremlerden, afetlardan bizleri muhafaza etsin. Amin. İnşallah. Amin. Buyurun efendim. Evet. İşte tam da böyle. Elhamdülillah hocam, Türkiye toplumu duyarlı bir toplumdur. Elhamdülillah. Bunu depremde müşahede ettik. Gerçekten Türkiye'nin her tarafından insanlar hali hazırda ne varsa mutfağından, buzdolabından, giydiğinden, her şeyinden adeta fedakarlık ederek Van'a her şeylerini gönderdiler. Ama tabii gönderirken de bu gönderilen şeylerin dağıtımı, insanlara ulaştırmak noktası çok önemlidir. Bu noktada da o gün elhamdülillah Allah'ın yardımıyla kurulmuş olan Rahmet Eli Gıda Bankası o gün bu görevi çok iyi bir şekilde icra etti. Şükürler olsun, o günlerde on binlerce aileye Türkiye'nin her tarafından gelen bu emanetler, bu erzak, giyim, temel ihtiyaç maddeleri müstahak olan insanlara ortalıktan herhangi çarçur etmeden gerçek ihtiyaç sahiplerine o gün o şartlarda bütün bir insanlar, herkes kendi çoluk çocuğunun derdine düşerken, herkes kendine batıya, başka illere göç ederken, o gün elhamdülillah bizim derneğimizin gönüllü olan kardeşler gönüllülük esasıyla fedakarlıklarla, çok büyük bir fedakarlıklarla o gün o gelen yardımları çok güzel bir şekilde Allah rızası için insanlar arasında taksim ettiler. Elhamdülillah. Ve bu taksimle beraber elhamdülillah o gün o depremle beraber artık Van merkezde Rahmet Eli, daha sonrasında da Umut Kervanı'nın da kurulmasıyla biz Umut Kervanı'nın temsilcisi olarak da şu ana kadar da hizmetlerimizi devam ediyoruz. Elhamdülillah. Bu hizmetler Allah'ın izniyle duyarlı insanlar olduğu müddetçe de bu kervan hep devam edecektir. Kıyamete kadar da devam edecektir. Elhamdülillah. Çünkü bu kervan Peygamber aleyhissalatu vesselamla yola çıkmış. Hatta babamız Adem aleyhisselamla yola çıkmış. Kıyamete kadar da devam edecektir. Şu anda bizler de nöbet bize gelmiş belki de. Bir nebze de olsa bu faaliyetler içerisinde insanımıza köprü görevi görerek insanlarımıza rahmet elini, umut elini uzatıyoruz. Evet. Ve elhamdülillah bize umut bağlayan on binlerce insana, nasıl ki o deprem zamanında onların umutlarını boşa çıkarmadıysak, bugün de biraz önce seyretmiş olduğumuz o ciğerparemiz olan çocuğa da Allah'ın izniyle duyarlı Müslümanlar sayesinde o çocuğa eti de ulaştıracağız. Rabbimin izniyle ona ekmeği de ulaştıracağız. Allah'ın izniyle Rabbim yardım ederse diğer isteklerini de yerine getireceğiz. Evet, tabii bunlar gelen yardımlarla olacağı için inşallah biz kardeşlerimizden bu ailemize yapılacak yardımlar konusunda telefonlarımızı bir daha hatırlatalım. Ekranlarımızın alt kısmında iletişim bilgilerimiz bulunuyor değerli izleyenlerimiz. Bu mazlum aile, bu çaresiz aile yardım yapmak isteyen kardeşlerimizin telefonlarına bekliyoruz efendim. Evet, bu mazlum ailenin yüzünü güldürmek isteyenler lütfen duyarlı kardeşlerimizi bekliyoruz ve program sonrasında en azından bu çocuklarımızın, başkanımızın da dediği gibi yüzünü güldürmek için hep beraber inşallah atılalım, öne atılalım inşallahü teala. Evet Sait hocam, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sefalar geldik. Bu aileyi aslında ben konuşmak istiyorum. Evet. Biz beraber bu aileyi gördük. Evet. Bu aileyi nasıl tespit ettiniz? Siz biraz bu aileyi bize ayrıntılı bir şekilde anlatabilir misiniz? Şimdi hocam, öncelikle şunu söylemekte fayda görüyorum. Geçen bir esnaf abimiz, duyarlı bir esnaf abimiz geldi. Kısacası dedi, buradan geçerken Umut Kervanı'nın levhasını görürken, Van Umut Kervanı
faaliyetleri nelerdir diye merak ettim dedi. Tabii ben dedim eğer müsaitseniz şu an tespite çıkıyoruz. Tespit komisyonu ekibimizle beraber gidip bu aileleri bir tespit edelim. Gittik. Müşahede ederken bu aileleri özellikle mesela tespit ettiğimiz esnada dedim abi Umut Kervanı bu. Fakir, muhtaç olan ailelerin hakikaten de derdine derman, onların umudu olan bir kervan. Bu nedenle bundan bir 4 ay öncesinde bir esnafımız iletişim numarasıyla derneğimizi arayarak Van'ımızın ucuda bir köşesinde dediğimiz o yerde bir mağdur olan bir ailemiz var. Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Tabii çalışma şeylerimizi kendilerine ilettik. Dedi ki gelip kendileri müracaatta bulunması lazım. Başvuru formuyla beraber gereken bazı evraklarla beraber müracaatta bulunduğu takdirde tespit komisyonu önce gider bir tespit eder. Tabii tespite evraklar geldikten sonra tespitine gittik. Tespite gittiniz. Evet. Onu devam edeceğiz o noktada. Van'a bir dönelim. Van'da bir izleyicimiz telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sefalar getirdiniz. İnşallah. Elhamdülillah. Allah sizden razı olsun. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Çok şükür. Allah Hacı Musaffer abime bir daha Said abime de çok selam söyleyelim. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Buyurun efendim. Hocam ben de inşallah bir katkıda bulunmak istiyorum. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah. Allah razı olsun. Allah ben Said abiyle iletişime geçeceğim inşallah. Peki. Allah hayrınızı kabul etsin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Selametle inşallah. Selametle inşallah. Allah razı olsun. Evet. Bu duyarlı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. Lakayt kalmıyorlar bu bacımıza, bu ailemize. Evet. Buyurun efendim. Tespit ettikten sonra hakikaten de müşahede etti ki ev normalde hasarlı, yani hasar görmüş. Hakikaten de başlarını yıkılacak bir derecede. Yani düşünebiliyor muyuz? Döşemeli, daha doğrusu dediğimiz bir evde normalde hani belki birkaç tane böyle direkt tavana dayandırmışlarsa yani bu tavan başlarına yıkılmasın diye. Yani bunu bu manzarayı görünce hakikaten de gerçekten insan dayanamıyor. Onu beraberinde hakikaten de gördük ki evdeki olan yani çalışabilecek olan kardeşimiz işsizlikten dolayı çoluk çocuğu ona bir herhangi bir nafaka kazandırmadığı için de çocukları da perişan. Elhamdülillah tespit ettikten sonra duyarlı olan esnaf kardeşlerimize de iletişime geçtikten sonra yani bir nebze de olsa dertlerine bir derman olduk ama bunların en büyük sıkıntıları yani evde çalışabilecek birilerinin olması. İkincisi ise bu ailemizin hakikaten de başlarına sokabilecek bir evleri olması lazım. Evet. Yarın öbür gün Allah muhafaza bu ev başlarına yıkıldığı esnada gerçekten biz hepimiz de bu konuda sorumluyuz. Bunun vebali de büyüktür. Bunun için de gerçekten elimizi taşın altına koyarak birlik ve beraberlik içerisinde bu kardeşlerimize bir yardımcı olmamız şiarıyla yardımcı olmamız lazım. Bunun için de bu ablamızın çocuğu normalde en küçüğü 2 yaşında. 2 yaşında olması hasebiyle normalde KOAH hastası, astım hastası. Bulunmuş olduğu, oturmuş olduğu evde de hakikaten de o evinde normalde o koşullarda bu çocuğun orada bulunmaması lazım. Çünkü evin belki gördük, müşahede ettik ki hakikaten de o sağlıksız olan bu evde gitgide bu çocuğun normalde soru şeyleri ya da daha doğrusu hastalığı gittikçe yayılmaya başlıyor. Bunun için de hakikaten de bir el uzatmak lazım, yardımcı olmak lazım. Evet. Yani sadece belki binde bir dediğimiz bu aileler, emin olun bazen öyle ailelerle karşılaşıyoruz ki yani hakikaten de insan insanlığından utanıyor açıkçası. Evet, Allah razı olsun inşallah. Evet. Muzaffer abi şimdi bu evi beraber VTR'sinde izliyoruz şu anda ekranlarda. Kelebek şeklinde kardeşlerimiz döndürüyorlar. Gerçekten bu evde bir yaşam mücadelesi veriliyor. Evet. Yani tabii yaşam denilebiliyorsa. Zaten hocamızın dediği gibi evin her an yıkılma tehlikesiyle burun buruna olunan bir aile. Buna mı yansın yoksa çocuklarımı nasıl doyurayım
endişesinde mi kalsın? Yani bu ablamız hem çocuklarını yedirecek bir imkanı yok, bir şey verecek durumu yok. Ve hem de evin üzerine yıkılma tehlikesi var. Diğer bir hususta elektrik borcundan dolayı icra eve gelme meselesi var. Yani bu manzaraları hepsi bir tarafa topladığımızda biz bu manzara nasıl bir yorum yapabiliriz? Evet. Hakikaten yani mesela bugün iftardı, Ramazan'dı. Elhamdülillah genel olarak herkes ister ki çoluk çocuğuyla yani en az da sağlıklı bir ortamda sofrasında da en az da birkaç tane çeşitli yemek olsun ki günün rahatlığıyla çocuklarıyla bu iftar sevincini yaşasın. Kesinlikle. Bak bu iftar sevincini hissetsin. O tuttuğu orucun benliğinde, bedeninde bunun duygusunu hissetsin zerrecesince. Dolayısıyla mübarek bir aydayız. Hayırların Allah katında binlerce karşılığının olduğu bir aydayız. Dolayısıyla da elhamdülillah biz Müslümanız. Bugün Allah-u Teala bir şekilde rızkımızı gönderiyor. Biz çoluk çocuğumuzla nezih bir ortamında, en az da sağlıklı bir ortamda iftarımızı açarken, soframızda en az 3-5 çeşit yemek varken, dolayısıyla da bir empati yapmalarını istiyorum kardeşlerimden. Yer değiştirmelerini istiyorum. Eğer gerçekten şu anda bunu izleyen kardeşlerim, siz böyle bir durumda olsanız, nasıl bir ruhu haliyet içerisinde olursunuz? Hocam zaten bu konuda yani aslında oruç bu empatiyi gerektirmiyor mu? Yani oruç mesela sadece kendimizi aç kalıp akşama kadar aç kalmak mıdır yoksa aç kalıp da açların derdini anlamak mıdır? Tam da o noktada ona geleceğim. Dolayısıyla zaten oruç sadece Allah-u Teala'nın bizim açlığımıza ihtiyacı yoktur. Evet. Ama Allah istiyor ki aç kalalım, aç biçare, fakir, miskin olan, hiçbir umudu olmayan, gözü sürekli kapıda olan insanlara bir umut olabilmek. Sofralarına nasıl ki biz akşamı beklerken çoluk çocuğumuzla o sevinci yaşamak için o insanlar da aynısını hiç bekliyorlar. Dolayısıyla da bu Ramazan'da tüm kardeşlerimizden böyle aç kaldığımız zaman aç kalan insanların halini düşünmemiz lazım. Van gibi bir soğuk memlekette kışın belki bazen soğuk havaların eksi 15-20'lere düştüğü bir zaman diliminde bu aile ne yapıyor? Acaba sobasını ısıtacak bir kömürü var mıdır? Acaba evinin içini ısıtacak, onların üstünü örtecek bir örtüsü var mıdır? Acaba şu anda herkes bu Ramazan'da çoluk çocuğu ile neşe içerisinde türlü türlü lezzetleri yemek derdindeyken o çocukları düşündük mü hiç? Onun için de Allah'ın izniyle tüm kardeşlerimizden ac iken acın halinden anlama, tefekkür ederek, düşünerek ve yarın dolayısıyla Allah-u Teala bu insanların hesabının da bize soracağının bilinciyle hareket etmemiz lazım. Eğer biz bu noktada hareket etmezsek, Allah'ın bu insanların hesabını bize soracağının hesabı içerisinde olmazsak, vallahi kaybedenlerden olacağız. Oruç sadece aç kalmak değildir. Hocam yani gerçekten şu da çok önemli. Mesela bazen gittiğimiz evlerde çocuklarla röportaj yapıyoruz. Yani çocukların... Evet. Durumları nedir, neyin nesidir, konuşmaya çalışıyoruz, onlardan bilgi almaya çalışıyoruz. Hani röportaja başlamadan önce çocuk heyecanlanmasın diye önce biraz sohbet ediyoruz onlarla. Hani biz birazdan sizi çekeceğiz, bizi izleyen amcalardan, abilerden ne istersin, evet, diye sorduğumuzda çocuk diyor yani ben bisiklet isterim diyor, ben bisiklet söyleyeceğim diyor, ben tablet diyeceğim diyor. Fakat bu yavrumuz yani program öncesinde konuştuğum zaman hiçbir şey söylemedi. Sesini çıkartmadı. Evet. Programı başladığımızda mikrofonu uzattım. Bizi izleyen amcalardan sen ne istersin diye sorduğumda evet ekmek istiyorum dedi. Evet. Ve et istiyorum.
Evet, döneceğiz inşallah. Gaziantep'e dönelim. Abdurrahman, Abdullah Kahraman telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Geceniz mübarek olsun. Teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Gaziantep'ten selamlar efendim. Hürmet ediyorum. Bizden de selamlar, hürmetler efendim. Buyurun efendim. Allah emeğinizi boşa çıkamasın Rabbim. Amin, amin inşallah. Allah sizden razı olsun. Evet, ben yardım için aramıştım da hocam. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah-u Teala. Ben hesap numaranızı aldım hocam ikisinde. Peki. Onun için aradım. Bir Ramazan'ınızı kutlayalım bizim. Bize dua etmeyi unutmayasınız Abdullah abi. Allah sizi muhafaza etsin. İnşallah bu hayır sahipleri, büyük iş adamları bu yardım şeyini duyarlar da inşallah. İnşallah. Bu yarıya bir el atmış olurlar inşallah şu mübarek geceler. Yani Kadir gecesi yaklaşıyor. Kesinlikle. İnşallah bu mübarek günde oradaki kardeşlerimize bir rahat ve sağlığına kavuşun inşallah. Rabbim ver yardımları olsun diyoruz. Allah-u Teala sizin gibi duyarlı kardeşlerimizin sayısını artırsın inşallah. İnşallah. Bütün herkes hep birlikte olsa birlikte güç kuvvet doğartırlar. Kesinlikle size katılıyorum. Allah sizden razı evet. olsun inşallah. Hayırlı akşamlar, hayırlı hürmetler, selametle inşallah. Allah'a emanet olun, selametle efendim. Hocam dediğim gibi yani bu aile sadece binlerce aileden biridir. Bakın biz Umut Kervanı kurulduğundan bu yana şu ana kadar 6100 aile tespitli ailemiz var. Yani Sait hocamın ve beraberindeki arkadaşlarla gidip bizzat yerinde müşahede ettiği, tespit ettiği şu anda kayıtlarımızda 6100 aile var. 6100. Bu 6100 ailenin içerisinde de 1000 aile birinci derece dediğimiz hakikaten yardıma muhtaç. Yani ikinci bir kişi tarafından eğer ihtiyacı karşılanırsa bu adam hayatını devam ettirecek noktadadır. Yani müstahak dediğimiz. Yani eğer ki birileri, çevredeki birileri yani bu yardım kuruluşları sivil toplum kuruluşları yardım etmezse bu hayatın evet rızık veren Allah'tır fakat bu adamın hayatını idame etmesi mümkün değildir. 1000 aileden bahsediyorum. Bizim tabi bu 1000 aileye yardım etme imkanımız şu anda yoktur maalesef. Şu anda bu son bir yıl için söylüyorum. Son bir yıl içerisinde her ay 300 ile 400 aileye biz düzenli bir şekilde yardım ediyoruz. Bu 300-400 aile bizim aylık vermiş olduğumuz gıda paketleriyle, vermiş olduğumuz giyimle, yapmış olduğumuz kömürle, vermiş olduğumuz etle, vermiş olduğumuz ekmekle bunlar hayatlarını idame ediyorlar. Evet, devam edeceğiz. Bir telefonumuz var. Van'a dönelim. Mehmet Ali Tası telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhammed Ali nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Allah senden razı olsun inşallah. Bizimle ne paylaşmak istersin? Hocam kumbaramda biriktiğim paraları hepsini ablanıza vermeyi düşünüyorum. Vay maşallah. Allah-u Teala senden razı olsun. Allah seni salihlerden eylesin inşallah Muhammed Ali. Allah razı olsun. Şu anda yüreğimiz yanıyor o ablamız için. Sen de bütün varlığını ortaya koyuyorsun. Yani aslında sen herkesin daha çok cömertsin. Sen bütün varlığın bir kumbara onu da hepsini veriyorsun. Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun. Akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah azze ve celle Muhammed Ali'yi de anne babasıyla beraber cennetine koysun inşallah. Amin. Amin. Evet, Muzaffer abi, yani konuşacak çok şey var. Yani ben bu çocuğun, bu küçük yavrumuzun yani konuşmalarını bir türlü unutamıyorum. Özellikle bir de şuna dikkat ettim, çocuk konuşamaz durumda da doğrusu. Yani demek ki hep dışlanma, değer verilmeme, kendine bir önem verilmemesi haliyle çocuk içine kapanık bir şekilde büyümüş. Yani isteklerini dışarı aktarmada sıkıntı yaşıyordu. Lisanda kelimeler net bir şekilde çıkmıyordu. Bu çocuğumuzun psikolojik durumu da aslında bizim için çok önemli.
Yani biz aslında geleceğimizin daha parlak bir gelecek olmasını istiyorsak bu yavrularımıza iyi bakmamız lazım. Vallahi eğer biz bu yavrularımızın gönüllerini okşamazsak, başlarını okşamazsak, bunların karınlarını doyurmazsak, yani siz bizim bir ferdimizsiniz, ailemizin bir parçasısınız diye bunlara bakmazsak, yarın öbür gün Allah Azze ve Celle bunları başımıza imtihan edecektir. Aynen, evet. Yani biz bunlardan dolayı Allah Azze ve Celle bize sıkıntı verecek. Bunun için şu anda çocuk diyor ki bize, ben bisiklet demesini beklerken, sen bizi izleyen amcalardan ne istiyorsun diye sorduğumda, bana diyor ki ben ekmek istiyorum diyor. 8 yaşında bir çocuk, yani sadece ekmek ya da et istiyorum demesi, acaba başka bir kelime, başka bir cümle kurmamıza gerek var mı? Yani bu yavrularımızın gönüllerinde akan kelimelerinin hilesiz, plansız, projesiz, yani öncesini düşünmeden, yani ben şöyle diyeyim de bizi izleyenler daha fazla yardım etsin hesabını gütmeden, kendi gönlünde içinde ne geçiyorsa aynısını dile getiren bu yavrularımıza bizim ekmek vermemiz lazım. Hatta bazı kardeşlerimiz belki şu anda bizi hor görebilirler. Yani ya gidin oradan size bir ekmek mi bulamıyorlar diyebilirler. Keşke bu kardeşlerimiz gelse de biz beraber gitseydik. Değil mi? Bakın ekmekten bahsettiniz. Şu anda sosyal adaletten bahsediyoruz. Sosyal devletten bahsediyoruz. Refah düzeyi yüksek devletten bahsediyoruz hocam. Evet. Ama bakın şu anda Van'da her gün 40 aileye ekmek veriyoruz. Ekmek hocam. Kuru ekmek. Yani kuru ekmek ihtiyacını karşılayamıyor. Dolayısıyla her gün 40 aileye düzenli bir şekilde bir yıldan bu yanadır aylık 4000 tane ekmek dağıtıyoruz. Eğer ki kardeşlerimiz bu projemize destek vermezlerse yarın bizler bu ekmeği kestiğimiz noktada hakikaten bu aileler ekmeksiz kalacak. Yani hocam özür diliyorum. Yani sadece bu 40 aileye sadece ekmek mi veriliyor? Biz bu 40 aileye her ay, her gün fiş vermişiz. Diyoruz ki gidin falan fırından ekmeğinizi alın. Yani çünkü çalışanı yok. Eve ekmek getirecek kimsesi yok. Bunu şu anda bir kardeşimiz bir yıldan bu yana da karşılıyor. Fakat Allah ondan razı olsun. Bu gecenin hürmetine Allah-u Teala onun vermiş olduklarına binlerce kez bereket kalsın. Çünkü her gün 40 eve ekmek veriyoruz hocam. Ama yarın bu kardeşimiz kestiği zaman 40 evin ekmeğini kesmiş olacağız. Gerçekten de insanlar ekmeğe muhtaçtır. Gerçekten de insanlar bayramdan bayrama eğer gerçekten birilerinin dikkatinden kaçmazsa evine et gidiyor hocam. Eğer kaçarsa, eğer dikkat etmezse o eve ekmek gitmeyecek. O eve et gitmeyecek. Düşünebiliyor musunuz? Hocam şu anda mesela iftarlarımızı yaptık. Evet. Yani iftarlarımızı yaptığımız bazı özellikle mekanlarda yani inanılmaz derecede israflar oluyor. Mesela lokantalarda, hele hele bazı otellerde çöpe giden ekmeklerin, yani Türkiye'de günde çöplere giden milyonlarca ekmek var. Bak şu anda biz 40 ailenin ekmeğinden bahsediyoruz. Aynen. Ama diğer tarafta milyonlarca ekmeğin çöplere gittiği bir memlekette yaşıyoruz. Biz nasıl iflah olacağız? Evet. Yani hani ayette diyor ya Allah Azze ve Celle, ya Rabbi diyor içimizdeki bazı beyinsizler yüzüne bizi helak etme ya Rabbi, evet, diyor. Yani biz bunun acısını, aslında bunun korkusunu yaşıyoruz şu anda. Yani bizi izleyen kardeşlerimiz de muhakkak yani bizimle aynı endişeyi, aynı korkuyu yaşıyorlar. Yani çünkü biz şu anda bu ailemiz için, sadece bu ailemiz için konuşacak olsak, ablamız diyor ki röportajda, dedim ablacığım siz mesela ekmeği nereden alıyorsunuz? Dedi şu karşıdaki bakkaldan alıyoruz ama adamın bizde şu anda borcu 6 milyon oldu. Ben şaşırdım aslında. Yani 6 milyon derken yani yeni parayla 6 milyonu, çünkü o aklıma geldi. Yoksa 6 lira mı diyor? Yani yeni para 6 lira mı diyor? Yani ben şaşırdım doğrusu. Yani ablacığım 6 milyon derken yani siz kaç tane ekmek almışsınız diye sordum. 6 bin.
6 lira. Evet. 6 lirayı normal yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 lira. Evet. Diyor 2-3 tane ekmek almış, 6 lirası birikmiş, bize artık ekmek vermiyor. Yani belki ben hayal ediyorum, diyordum bu ablamız bize acaba hangi borçlarını anlatacak, 6 liradan bahsediyor. Çünkü bunun gözünde 6 lira çok büyük bir para. Değil mi hocam? Eve girmen 1 liranın karşısında aynen. Çok büyük bir para çünkü ekmek alamıyor. Böyle bir vahşetle, böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Vallahi billahi yani ben o evden geldiğimde ben aklımdan çıkartamıyorum. Bu çocuklarımızın, bu annemizin bu feryadını sahura oturduğumuzda aklımıza geliyor. Şimdi bu biz yiyoruz. Be, kaç çeşit var yanımızda, yani önümüzde. Yani insanlık, insanız diyoruz ama utanıyoruz insanlığımızda. Ve o bacımızın yavrularına yedirecek bir şeysi yok. Böyle bir Türkiye'de aynı insanlarla aynı kubbe altında yaşıyoruz yani. Evet. Ve Allah-u Teala onları bizim önümüze çıkartmış, imtihan için neler yapabileceğimiz konusunda bizi onlarla imtihan ediyor. Onlar da bizimle imtihan ediyor. Bakalım nasıl yapacağız yani. Biz kendimizi nasıl kurtaracağız. Hocam devam edeceğiz inşallah. Said Koç hocamla da biraz devam etmek istiyorum. Said hocam yani ben gerçekten bunu unutamıyorum. Hep bunun üzerinde durmak istiyorum. Muhammed ekmek istiyor, çikolata istiyor ve et istiyor. Evet. Sonra sordum. Dedim ki Muhammed dedim sen ne zaman et yedin? Hiç de yememişim diyor. Evet. Buradan başlayalım hocam buyurun. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor hadis-i şerifte. Hazreti Kutsi'de diyor, şöyle buyuruyor, diyor ey adamoğlu, sizler infak edin, ben de size infak edeyim. Hakikaten de özellikle Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtulma ayı o muhasebesiyle. Bizler gerçekten bu mübarek günlerde bu kardeşlerimizin daha doğrusu dertlerine derman olabilmek için onların bir nebze de olsa yani hissetmiş olduğumuz bu açlığımızı karşı taraftaki olan kardeşlerimizle böyle bir empati kurduğumuzda bakın düşünelim eve gittiğimizde mutlaka yani mutlaka çocuklarımız olsun önümüze geldikleri esnada gözleri poşette. Acaba ne getirdi? Bir virgül vereceğiz. Değerli izleyenlerimize şunu hatırlatalım. İnşallah biz bu veterimiz bir daha vereceğiz. Bizi yeni izleyen kardeşlerimiz için ara verdiği bir araya geçeceğiz. O aradan sonra veteriye vereceğiz inşallah. İleride tabii ki şimdi değil. Hatırlatalım. O veteriyi lütfen herkes izlesin. Yani şiddetle tavsiye ediyorum. Buyurun efendim. Evet. Yani hakikaten de çocukların gözleri o poşete acaba babamız veya abimiz, annemiz çarşıda, pazarda gelirken ne getirdi diye sürekli böyle gözleri ebeveynlerin poşetlerinde. Kesinlikle. Ellerinde. Hatta şöyle düşündüğümüzde özellikle bu aile, eğer bu kardeşimizin daha doğrusu ben ekmek, et istiyorum. Yani ne kadar ilginçtir ki çocuğun normalde hakikaten de buyurduğunuz gibi normalde çocuğun en istekli olan şeyi nedir? Tablettir, telefondur vesaire bisiklettir. Ama çocuk şunu diyor. Diyor ki ben et ve ekmek istiyorum. Öncelikli olarak hakikaten de bu kardeşlerimizin yani karnını doyurabileceğimiz, onu bir nebze de olsa çocuklarımızla nasıl ki ilgi alaka gösteriyorsak Allah rızası için gelin. Yani alın evdeki yapmış olduğunuz yemeği tencereyle beraber çocuk çocuğunuzla eşinizle beraber gelin. Kardeşim vallahi biz de bu evde oturup beraber bir iftar açalım. Bu akşam iftarı burada açacağız. Aynen. Evet bir telefonumuz var. Almanya'ya dönelim. Abdullah Bey telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Selamun aleyküm abi. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Abdullah abi hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Teşekkür ederim abi. Abicim bir bağışta bulmak istiyorum. Öncelikle nasılsın, iyisiniz? Hürmet ediyorum. Allah sizden razı olsun inşallah. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Yani Allah bu sizin... programın sunduğu için çok yani gururluyum. Yani bir şeylikle bakıyoruz yani size. Her gün Allah izin verse de bugün de bir bağış bizden gelsin inşallah. Allah-u Teala sizleri muhafaza etsin. Bizi dualarınıza unutmayın lütfen. Allah sizden razı olsun. Amin inşallah. Bu bağışı eşim adına yapacağım. Yani o çok istedi diye onu kırmadım. Aradım sizi. İnşallah onu da hayır kabul olur.
Allah razı olsun. Kendisi de biraz hastadır. İnşallah dua ederseniz Allah ona şifa versin. Allah-u Teala şafi ismiyle şifa versin ve geride hiçbir hastalık bırakmasın inşallah. Amin inşallah, amin. Evet. Abicim ben 300 euro bağışta bulmak istiyorum. Maşallah. Eşimin adına olarak. Maşallah, siz ailece hayırda yarışan bir ailesiniz. Allah sizi muhafaza etsin inşallah. Allah kabul eder. Allah razı olsun. İnşallah, Allah kabul etsin. Peki. Abdullah abi. Evet. Tamam abi. Buyurun. Başka sorum yok. Buyurun. Bir şey söyleyecektiniz. Yani, hakkınızı helal edin. Oldu. Gereken bilgileri arkadaşlar sizlere ulaşacaklar inşallah program sonrasında. Tamam. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun ve yengemize de acil şifalar diliyoruz. Allah sizden de razı olsun. Allah razı olsun inşallah. Sağ olun, böyle program yönettiğiniz için. Allah razı olsun. Hürmet ediyorum. Selametle inşallah. Allah razı olsun. Aleykümselam. Aleykümselam. Rahmetullahi berekatuhu. Allah-u Teala bu kardeşlerimizi muhafaza etsin inşallah-u Teala. Ya Rabbi şifa ver yengemize ve geride la yugadiru sakama diyor Peygamber aleyhisselatü vesselam. Geride hiçbir hastalık bırakmasın. Amin. Amin inşallah-u Teala. Evet, buyurun Sait Hocam, sizin lafınızı kestik ama. Estağfurullah. Yani hakikaten de şu anki en ihtiyaç, temel olan ihtiyaç bu kardeşimizin bir an önce bir iş bulması. Çoluk çocuğuna bir nebze de olsa hani özellikle eve gelirken bir nebze de olsa elindeki olanı poşetle işte çocuklarım, yavrularım gelin size et getirdim, ekmek getirdim diyebilecek hakikaten de bir şeye ihtiyaç var, işe ihtiyaç var. Bunu beraberinde de hakikaten de baktığımızda da şimdi aile gerçekten de başta da söylemiş olduğumuz gibi ailenin gerçekten de durumu hakikaten de sıkıntılı. Özellikle tespit ettikten sonra tespit konusu. Hocam bu özür dilerim, bu işle alakalı izleyicilerimize şu izahatı bulunmak istiyorum. Evet. Bu kardeşimiz gerçekten iş bulmak isteyen bir genç. İş olmadığından dolayı gazinoda bir iş bulmuştu. Bu içki servisi yapılan yerlerde. İşsizlikten dolayı bir gün oraya gitti. Çalışmak zorunda kalmıştı. Akşam gelmişti, tabii eşi bırakmamıştı. Biz açlıktan ölsek bile gazinodaki para evimize girmesin demiş. Ve o bir gün sonrasında tabii çıkmıştı. Allah Azze ve Celle ondan razı olsun. Böyle helal bir hanımı var. Kazançlı bir, helal bir kazanç gelsin uğruna işsiz kalmaya bile razı ama haram bir lokma o eve girmesin diye çırpınıyorlar. Evet, Van'a dönelim. Ahmet Çimdar telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Televizyonun sesini kısalım. Telefonla iletişim kuralım lütfen. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhum. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar hocam. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Çok şükür hocam. Van'dan arıyorum. Evet. Sefalar getirdiniz efendim. Buyurun. Allah sizden razı olsun. Hocam bu Umut Kervanı için bir insanı yardım vakfı olarak biz gerçekten çok memnunuz ve bu hayır işinde Cenab-ı Allah herkesin hayrını kabul etsin. Amin. Tabii inşallah. Bizim bu Ramazan ayında da daha iyi bir etkinliği, daha iyi bir yardım vakfı olduğu için daha güzel çalışmaları var. Fakir insanlara yardım, muhtaç sahip olan insanlara bayağı bir yardımı oluyor. Biz de buna katkıda bulunmak istiyoruz. İnşallah bizim de burada Sait hocamıza gerçekten Van'dan gelmiş. Biz onu da burada tebrik ediyoruz. Evet. Biz de inşallah burada elimizden gelen neyse tabii ki biz de yardım edeceğiz. Biz de bir bağışta bulunmak istiyoruz hocam. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Allah sizleri muhafaza etsin. Van'a da selam ve hürmetlerimizi yolluyoruz efendim. Sağ olun. Aleyküm selam hocam. Biz de bir bağışta bulunmak istiyoruz inşallah. Peki. Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Allah teşekkür ediyorum. Hayırlı selam. Ramazanlar. Allah razı olsun. Ramazanınız mübarek olsun inşallah. Evet değerli izleyenlerimiz, Ahmet kardeşimize de teşekkür ediyorum. Gerçekten onun temennilerine, düşüncelerine biz de katılıyoruz. Gerçekten değerli kardeşlerim, değerli izleyenlerim, şimdi bizler her birimiz kendi yanımızda sadece şu anda bir fıtır diyorum. Yani bak 23 lira bir fıtır parası. Herkes bir fıtırını gönderse biz razıyız. Çünkü bu kardeşlerimize bir fıtırla kaç ekmek geleceğini hesabını yapıyoruz şu anda. Onun için hiç kimse az görmesin. Belki aklımızda fıtırımızı verecek çok akrabalarımız gelir. Ya da çok insanlar gelir. Şuna verebiliriz, şuna veremeyebiliriz. Onun için bu kardeşimize verelim. Evet, bir telefonumuz var.
Küçük bir kardeşimiz telefon attığımızda. Muhammed Esenboğa telefon attığımızda. Küçük bir kardeşimiz var. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Muhammed? İyi, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhum. İyiyim. Televizyon sesini kapat Muhammed. Telefonla konuşalım seninle. Muhammed nasılsın? İyiyim. Bizimle ne paylaşmak istersin? Kardeşlerimle kumbaramda topladığım parayı bu aileye başlamak istiyorum. Aferin. Allah seni de, kardeşini de, anne babanı da hepinizi cennetine koysun inşallah. Tamam mı? Tamam. Kabul ettin yani, cennete gitmeyi kabul ettin. Allah seni muhafaza etsin. Allah razı olsun. Peki. Allah senden razı olsun. Var mı başka bir paylaşımın bizimle? Yok. Allah'a emanet inşallah Muhammed. Senin gözlerinden öpüyorum. Allah seni muhafaza etsin. Ya Rabbi, Allah Azze ve Celle neslimizi salihlerden eylesin. Amin. Evet değerli izleyenlerimiz, bir ara girelim. Aradan sonra buradayız inşallah. Buyurun. Uluslararası Yardım Organizasyonu İHO Ebrar'ın sunduğu Umut Kervanı devam ediyor. Evet değerli izleyenlerimiz, bu haftaki konuklarımız Van Umut Kervanı'nın yetkilileri. Çok mağdur bir aileyi konuşuyoruz. Çaresiz bir aileyi. Bu ailemize çare olmaya çalışıyoruz doğrusu. Tabii değerli izleyenlerimiz, bize gelen yoğun isteklerden dolayı bu veterimizi bir daha ekrana vermek istiyoruz. Özellikle sizden ricam, Muhammed'in yüzüne iyice bir bakın. Muhammed'in zayıf bedenine iyice bir bakın. Yani onun o çaresizliği gerçekten insan yüreğini adeta yıpratıyor, yakıyor. Bunun için veteri bir daha vereceğiz ve bu veteri üzerinde bu kardeşlerimize nasıl yardımcı olabiliriz? Sizin telefonlarınızı bekliyoruz efendim. Buyurun veterimize gidelim. Değerli izleyenlerimiz, Van Umut Kervanı'nın tespit ettiği ailedeyiz. Mağdur bir ailedeyiz gerçekten. Onun durumunu konuşacağız.
Yanımızda Van Umut Kervanı temsilcisi Sait Koç Beyefendi var. Efendim biz kimin evindeyiz şu anda? Şu an Van'a bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde Emine Neli ablamızın evindeyiz. Evet. Yani hakikaten ailemiz durumu perişan, sıkıntılı. Kocası şu an işsizlikten dolayı çocuklarına verebilecek hiçbir şeyler yok. İki ay öncesinde bir hayırsever ya bir esnafımızın vasıtasıyla bu ailemizi bulduk. Geldik tespit ettik. Hakikaten de müşahede ettik ki ailemiz gerçekten sıkıntılı. Peki. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah-u Teala. Evet ablacığım, size de geçmiş olsun. Allah-u Teala yardımcınız olsun. Üç çocuğunuzla bu üzerinize her an yıkılma tehlikesiyle yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Biraz derdinizi bize anlatmak ister misiniz? Yani bellidir. Yani benim evim yıkılmak şeyindedir yani. Benim çocuklarımın yüzlerine gelebilirdi. Geceleri korkuyoruz. Deprem olduğunda bir hassas gördüğümüzde korkuyoruz yani. Benim çocuklarımın yüzlerine gelir. Yani ben kendim de biliyorum yani, iyice de biliyorum benim yüzlerime gelebilirdi. Yani o oda yıkılmış. Bu oda zaten hamam tuvalet hiç yok. Şu anda hamam tuvalet yıkılmış mı? Ha, o da gitmiş yani. Hassas görmüşler yani. Baya görmüşler. Ben kardeşime diyeyim yani, maddi durumumuz da böyledi. Yani benim çocuklarım yiyecek şeyleri hiç yok. Eşiniz iş yapamıyor mu? Eşim de gidiyor gece gündüz şey yapıyor, arıyor, bulamıyor. Yani bulsa da zaten kendisi gidebilir. Yani yoktur elinde. Maddi durumum da böyledi yani, ağır bir şey kaldıramıyor, şey yapamıyor. Benim kızım zaten hastadır, astım var. Zaten benim çocuklarım da hiç maddi durumları hiç hoş değil. Yani komşularında Allah sizden komşularında razı olsun. Bir tas yemek olursa getiririm. Benim çoluk çocuklarım yani ne? Bir gün verirler, iki gün verirler. Üçüncü gün ne artık vermez. Benim öyledi, maddi durumumuz da öyledi. Bellidi yani, herkes de biliyor yani. Hiç kimse gıda filan da getiriyorlar. Allah onlardan razı olsun yani. Babam gülün evi de bir gün, iki gün, üç gün bakmazlardı. Sizin anne babanız da vefat etmiş. Benim annem babam vefat etmiş. Zaten eşimin de benim şey vefat etmiş. O da belliydi. Onların da herkes çoluk çocuklarına bakıyor. Peki bu yavrularınıza ne yediriyorsunuz? Ne yediriyorsunuz? Abim valla her gece çikolata olsa, zeytin olsa, çayla ekmek veriyorum ya, yiyorlar. Valla komşularım getiriyor. Akşam yemek yapamıyor musun? O yemekte hiç gıda olmasa yani yapamam. Allah sizden ona da razı olsun, ona getiriyorlar. Vallahi. Eşimin zaten maddi durumu da belliydi. Yani gece gündüz, yani o da gece gündüz gidiyor. İş bulmasa gariban ne de getirecek? Vallahi. Bizim elektriğin borcu gelmiş bayağı. Bize icra da geldi. Dedi, yani elektrik borcundan dolayı icra mı geldi size? İcra da geldi abi. İcra geldi, geldi baktılar. Dedim abim, böyle bakın. Maddi durumuma bakın, zaten ben olsam ben kendim gelip abumamı yapacağım. Yoktur abi. Yokluktan hiç kimse bilmiyor. Yoktu, yoktur. Olsa zaten ben yaparım. Ben kaç gündür ben çocuğum diyor et, et, et. Ben başımın etini yiyor. Öyle şey de yoktu. Bu kura. Canı tutacak. Yoktur. Abim olsa getirmez mi? Ben, o demese ben kendim gidip getiririm. Yani konu komşu da et kokusunu alıyor. Yani alıyorlar. Alıyorlar. Gelip alıyorlar yani. Sen ne diyorsun? Ben diyorum oğlum yoktur. Ben ne de getireyim. Babası işten yoktu. İşi gücü yok. Gariban iş kura da gitti, onun ismi de yok. Abi ne çaresizsiz abi. Yani kendiniz de biliyorsunuz yani, bir evim bir barkım olsun, benim çocuklarıma gelmez, üstüne inmesin. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ama yeter ki bir evim olsun. Evet abi. Allah-u Teala yardımcınız olsun. Sağ olasın abi. Sağ olasın. İmtihanınızı hafiflesin. Sağ olasın abi.
Peki o küçük yavrumuz, kız çocuğu 2 yaşında mı? O da 2, 1,5'tür. 1,5 yaşında. Astım hastası. O da astımdır. Nasıl tedavisini yapabiliyor musun? Tedavisini biz yapamıyoruz. Ben götürüyorum. Araba olsa götürürüm. Araba olmasa ben sağlık ocağına götürüyorum. Cihaza bağlatıyorlar. Ta geç vakte kadar cihazın altında kalıyor. Vallahi abi. Allah Teala yardımcınız olsun inşallah. Sağlasın Rabbim, dileyim sizi derde bırakmasın Rabbim, dileyim. İnşallah. Vallahi abi. Muhammed, sen bizi izleyen amcalardan ne istersin? Çorlata. Çikolata. Ekmek. Ekmek. Et. Et. Evet, Muhammed çikolata, ekmek ve et istiyor. Gerçi biz ona demiştik bisiklet iste ama demek açlık bisikletten önce geliyormuş. Allah Azze ve Celle yardımcılar olsun. Değerli izleyenlerimiz, hakikaten yani sözler kifayetsiz kalıyor bu evde. Bu mazlum çocukların durumları yani anlatılır gibi değil. Muhammed, tekinge en pay goşt kariye. Hiç de yememişim. Hiç de yememişsin. Sana et mi gönderelim? He? He Muhammed? Misilte. Ne? Misilte. Bisiklet de istiyorsun. Tabi önce sana ekmek, et ve çikolata göndereceğiz. Sonra da bisiklet gelsin. Olur mu? Ablam bu yani mesela Ramazan ayındayız. Yani siz mesela sahurdan ne yiyeceksiniz? Abi, İftarda ne yapacaksınız? Yani ben ben dedim yani iş olursa gücü olursa zaten bize getirir. Yani öyle bırakmaz bizi. Yani iş olmasa bize öyle açar karnında tutar. Yani sahurluk, şu anda iftarlık hiçbir şey yok. Hiç yok. Hiç yok. Hiç zaten hiç yok abi. Bu çocuklara en son ne zaman et verdiniz? Vallahi abim, o da geçen günü bizim komşularda Allah sizden ona da razı olsun mangal atmıştı, onlara getirdi. Yani en son öyleydi. Elektrik borcunuzu... O da çoktu bayağı. O da çok fazla. O da bayağı gelmiş. Yani elektrik borcunuz var. Ondan sonra sahurda, iftarda ihtiyacınız olan bir yemek bile yok. Doğrudu. Bu çocuklar ekmek, et ve çikolata istiyorlar. Vallahi abi. Peki bizi izleyen kardeşlerimize ne tavsiyelerde bulunalım, ne isteyelim onları? Hadi abim bilmiyorum. Allah sizden razı olsun. Ne getiriyorsunuz Allah sizden razı olsun. Yani evde hiçbir şey yok. Ne gelse, şey yok ne gelse gelir. Hiçbir şey yok. Buzdolabı yok, çamaşır makinesi yok. Hiç yok. Şimdi yazın bu sıcakta dolap olmasa sebzeler bozulur. Evet, dolap da lazım bize. Ha valla dolap da lazımdır. En azından soğuk bir su içmeniz. Ha valla. Peki. Allah-u Teala yardımcınız olsun. Sağ olasın. Allah-u Teala. Allah-u Teala. Allah sizden razı olsun. Size sabır versin. Allah sizin yani eşinize, kabul etsin. Eşinize bir iş bulunsa bütün sıkıntılarınız gidecek. Ha valla sıkıntılarımız biter. Şimdi sabah çıkıyor, akşama kadar iş yok tabii. Yok valla iş yok tabii. Gerçi değerli izleyenlerim, gazinoda bir iş bulmuştu. Haramdır diye girmedi. O çıktı oradan. Oradan çıktı. Yani helal bir kazanç peşinde dolaşıyor. Çocuklarının aç kalması pahasına gazinoda çalışmayı reddetti. Bir de namazımız, oruçlarımız kabul olsun yani. O pislikten bir çıksa, yani çıktı da ya Rabbim şükür. Yani o şeyden çıktı yani. Biz diyoruz ya Rabbim Ramazanımız şeyimiz kabul olsun. İnşallah. O da namaz kılıyor, biz de kılıyoruz yani. Ha valla. Allah-u Teala kabul etsin inşallah. Allah sizden razı olsun. Peki değerli izleyenlerimiz, mağdur ailemizin durumu bu şekildeydi. Yani çocukların ihtiyacı ekmek ve et istemeleri,
annemizin de ihtiyacı iftarda bir yemek bulabilmesi, elektrik borcunun ödenilebilmesi ve küçücük kızının tedavi edilmesi. Bu sıkıntılar elbette aileyi perişan eden bir sıkıntılar. Bu kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermemiz lazım. Evet, Van Umut Kervan tespit ettiği bir ailedeydik. Sözü stüdyoya bırakıyoruz efendim. Buyurun. Evet değerli izleyenlerimiz, ailemizi bir daha izledik. Yani gerçekten içimiz yanıyor. Ablamızın eğer eve bir şey gelmese aç karnımıza elimizi bastıracağız diyor yani. Böyle bir sıkıntı var, böyle bir mazlumiyet var. Tabii diğer bir konuda evde hiç beyaz eşya yok. Yani yazın sıcağında su koyulabilecek bir buzdolabı yok. Çamaşır makinesi zaten o eve biliyorsunuz. Yani zaten yok. Çok sıkıntılar var. Çok ihtiyaçlar var. Bunun için siz değerli izleyicilerimizden telefonlarınızı bekliyoruz. Bu kardeşlerimiz için yardımlarınızı bekliyoruz. Ramazan ayındayız. Ramazan'ın son günlerindeyiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 günü de Kadir Gecesi'ni arayın diyor. Yani hakikaten biz şu anda çok bereketli gecelere, bu gece itibariyle beraber çok bereketli gecelere girdik. Allah Azze ve Celle bize Kadir Gece'yi geçirmeyi nasip etsin. O gecenin kadrini iyi bilmeyi bize nasip etsin inşallahü teala. Sait Hocam, yani bu aileyi, bu kardeşlerimizi konuşacağız ama Muhammed'in o yüz şeyine size baktınız zaten, yani o yüz haline. Zayıf haline, beslenmemiş, belli ki yani hiç beslenmemiş. Bir de ayağını da incitmişti. Doktora götürebilecek bir halleri bile yoktu. Evet. Biraz daha bu aileyi konuşsak bize neler söyleyebilirsiniz? Yani hakikaten de bu ailemizi anlatabilecek kelimeler yetmiyor maalesef. Evet. Evin içerisi hakikaten de koşulsuz bir şekilde, sağlıksız. Çünkü çok affedersiniz, banyo WC aynı şekilde kullanılıyor. Sağlıksız bir koşul içerisinde yaşamlarını ikame ederken buna ve buna benzer nice aileler hakikaten de ekrana getiremediğimiz yani nice ailelerimiz var. Bunun için de hakikaten de bu ailemizin en büyük sıkıntıları başta da söylemiş olduğumuz gibi başlarına sokabilecek ev, sıcak bir yuvaya kavuşmaları ve yani aile reisinin bir iş bulması temennisi. İstekleri hep bu yönden. Özellikle dikkat edersek işte evimizde buzdolabı bile yok. Ki ablamız diyor ki işte ben dikkatimi çeken nokta şurası oldu. Yani sebze bozulur. Evde zaten bir şey yok yani. Hakikaten. Evet. O dikkat çekici bir şeydi. Evde bir şey yok ya ki zaten bir şey bozulsun. Onun için de hakikaten de şu Ramazan mübarek günlerde bu ailelerimizi hakikaten de kucak açalım. Elhamdülillah yani duyarlı olan kardeşlerimizden, esnaflarımızdan, hayırseverlerden özellikle talebimiz şudur ki buna ve buna benzer nice ailelerimize kucak açalım. Yani bu özellikle mübarek Ramazan ayında, hele özellikle önümüz birkaç gün önce sonrasında mesela şey var, bayram var. Bu kardeşlerimizi sevindirelim. Sevindirelim ki Allah-u Teala da bizleri sevindirsin. İnşallah devam edeceğiz. Van'a bir dönelim. Küçük bir kardeşimiz telefon attığımızda Esma Nur. Esma Nur hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın Esma Nur? İyisin inşallah. İyiyim hocam. Hocam ben bu aileye yardım etmek istiyorum. Vay maşallah Allah senden razı olsun. Esma Nur senin... 200 TL. Ne kadar? 200 TL. 200 TL yardım etmek istiyorsun. Evet. Allah seni salihalardan eylesin inşallah. Allah yardımcınız olsun. Amin, amin. Allah razı olsun inşallah. Senin ismin ne kadar güzel Esma Nur. İsmini seviyor musun? İsmini seviyor musun? Adını seviyor musun? Evet. Allah seni salihalardan eylesin inşallah. Peki Esma Nur, Allah'a emanet ol inşallah. Selametle Allah Azze ve Celle sizleri muhafaza etsin yavrularımızı inşallah teala. Evet Muzaffer abi, yani gerçi derneğinizin faaliyetlerinden projelerinize giremedik. Bu ailemizin sıkıntılarını konuşa konuşa
Yani Ramazan ayındayız. Ramazan ayına derneğiniz, yani Umut Kervanı olarak nasıl hazırlıklar yaptınız? Ne tür çalışmaları sergilediniz? Önümüzde bayram var. Hem bu ailemiz hem diğer mazlum aileler için ne tür projeler yapıyorsunuz ve planlamışsınız bugün efendim? Evet. Elhamdülillah Ramazan ayıyla, Ramazan'ın özellikle başından başlamak üzere peyderpey inşallah hedefimiz bu ay içerisinde 1000 aileye gıda yardımı ulaştırmak. Allah'ın normal aylık 300-400 aile veriyordunuz değil mi? Evet. Aylık 300-400. Bu ayda 1000'e çıkartmayı düşünüyorsunuz. Bu ayda inşallah 3 katına. İnşallah. 3 katına inşallah Allah'ın izniyle yardımsever kardeşlerimizin destekleriyle inşallah biz 1000 aileye ulaşacağız. Tabii bununla beraber bu 1000 aileye gıda vereceğiz. Tabii bununla beraber önümüzde bayram. Bayramla beraber Allah'ın izniyle şu anda bizim derneğimizin kayıtlarında tespit ettiğimiz yüzlerce yetim var hocam. Yüzlerce yetim var. Ve biz istiyoruz ki bu bayramda o yetimlerin de yüzünü güldürelim. Biz o yetimleri giydirelim. Onları, kendi çocuklarımızı nasıl bayrama hazırlık edip onlara elbise alıyorsak. Onları da öyle hazırlamak lazım diyorsunuz. Devam edeceğiz hocam. Burada virgül verelim inşallah. Evet, Batman'a dönelim. Osman Yıldız Bey telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sefalar getirdiniz efendim. Nasılsınız? Allah razı olsun hocam. Sizler de iyisiniz inşallah. Hürmet ediyorum. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Teala. Buyurun efendim. Allah sizin de hayırınızı kabul etsin. Amin. Bu tür fakirlere vesile olduğunuz için hocam, bu Ramazan ayında çok çok teşekkürler ederim hocam. Size bir miktar yardımda bulunmak istiyorduk. Allah Azze ve Celle hayrınızı kabul etsin inşallah. Teala. Sizin de hocam, Allah razı olsun. Peki var mı başka bir paylaşımınız bizimle? Hocam bize de onlara da dua edin. Allah'a emanet olun inşallah. Allah razı olsun. Allah her birimiz inşallah birbirimize dua edelim inşallah. Teala. Sizler de Allah'a emanet olun inşallah Osman hocam. Allah'a selametle Allah'a emanet inşallah. Evet abimizi uğurladık. Allah ondan razı olsun inşallah. Evet Muhammed Enes kardeşimiz telefon attığımızda Van'dan. Efendim hoş geldin. Muhammed Enes. Muhammed Enes, sesimi duyabiliyor musun? Evet. Nasılsın? Hoş geldin. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhum. Evet, duyabiliyorum. Televizyonun sesini kapat, telefonla seninle konuşalım, olur mu? Tamam. Nasılsın Muhammed Enes? İyiyim. Bizimle ne paylaşmak istersin? Ben o muhtaç aileye kumbaramdaki paramı bağışlamak istiyorum. Allah-u Teala seni salihlerden eylesin inşallah Muhammed Enes. Tamam. Sen bize dua etmeyi unutmayasın, Allah olur mu? Allah razı olsun. Amin, amin inşallah. Hepimizden inşallah. Peki. Allah'a emanet ol. Allah Azze ve Celle seni de anne babana da cennetine koysun inşallah. Amin. Allah sizi salihlerden eylesin. Evet, Allah Azze ve Celle neslimizi muhafaza etsin ya Rabbi. Amin, amin. Buyurun hocam. Evet. Hocam dediğim gibi derneğimiz elhamdülillah şu anda tespit ettiğimiz yüzlerce yetim var. Bu yetimlere bakmak biz Müslümanların boynunun borcudur. Bu yetimler ümmetin yetimleridir. Bu çocuklar bizim çocuklarımızdır. Biz nasıl ki bayram öncesi tatlı bir heyecan, bir koşuşturmayla mağaza mağaza dolaşıp çocuklarımıza ayakkabı, elbise, üst baş, tıraş, bunun derdine düşüyorsak dolayısıyla biz bu ümmetin yetimlerini de giderelim ki onlara bağışta bulunalım ki Allah-u Teala da bize bağışlasın. Biz bu yetimlerin başını okşayalım ki rahmet elimiz onların başına değsin ki Allah da bize rahmet etsin. Biz bu rahmet ayında, bu cömert ayda cömert davranalım ki Allah da bize cömert davransın. Onun için de gerçekten bu yetimlerin giydirmek, onlara tatlı bir tebessümle bayrama girmelerini sağlamak, o imkanları sağlamak hepimizin boynunun borcudur.
Dolayısıyla da biz buradan bütün duyarlı kardeşlerimizden bu yetim giydirme projesi çerçevesinde giydireceğimiz yüzlerce kardeşimiz için yardım talebinde bulunuyoruz. Biz inşallah eğer ki bu bayram öncesi onları, o yetimlerin yüzü gülerse dünyanın yüzü güler. Bizim de yüzümüz güler. Ama yetimin yüzü gülmezse vallahi bizim de yüzümüz gülmez. Çünkü onlar, yetimler Allah'ın bize olan emanetleridir hocam. Emanettir. Dolayısıyla o emanete bakmamız lazım. Onları gözetmemiz lazım. Biz inşallah o yetimleri gözetirsek Allah da bizi gözetir. Kesinlikle. Bizim dezgahımıza, bizim evimize, bizim işimize bereket getirir. Bununla beraber Van sınır ili olması hesabıyla hocam çok farklı ülkelerden belki binlerce insan şu anda ikamet ediyor. Gerek Afganistan'dan gelen, Pakistan'dan gelen, Irak'tan gelen, Suriye'den gelen. Bu insanlar bulundukları ortamda savaş ortamı nedeniyle savaştan kaçmış, hiçbir şeyi olmayan, üstünde belki bir parça elbisesinden başka hiçbir şey olmayan insanlardır. Dolayısıyla da Van'da bu insanların da umudu umut kervanıdır. Oraya bilecekleri, benim işte karnımı doyurabileceğim, üstünde bir parça da olsa üzerinde yatabileceğim, ayağıma çekebileceğim bir ayakkabımın olabileceğinin gösterdikleri, insanların elhamdülillah gösterdikleri adres umut kervanıdır. İnsanlar oraya umutlarını bağlamışlar. Dolayısıyla biz umut kervanına eğer ki desteklerimizle, yardımlarımızla buraya başta bulunursak, inşallah o hicret eden, o göç eden, o mülteci duruma düşmüş, kimsesi olmayan, Allah'tan başka hiçbir akrabası olmayan, hiç kimsesi olmayan insanlara kucak açarsak, Rabbul Alemin de inşallah çoluğu çocuğumuzu ateşten muhafaza eder inşallah. Onun için şu anda gerçekten, bakın, şu anda dahi Van Otogarı'nda 150-200 civarında duyarlı insanların günübirlik iftar verdikleri insanlar var. Umut kervanı aracılığıyla. Bu insanlar bize emanettir. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Yarın bizler de yollara düşebiliriz. Ki zamanında Van depremi Allah-u Teala bir daha göstermesin. Deprem zamanında Van adeta hayalet bir şehre döndü. Kimse kalmadı. Ve gittiğimiz her yerde elhamdülillah insanlar bize kucak açtı. Bizi barındırdılar. Evlerini bize açtılar. Bize sofralarını bizimle paylaştılar. Üstündeki elbiselerini bize verdiler. Dolayısıyla şu an bize de ilimize gelen bu insanlara da kucak açmak, soframızı paylaşmak, elimizdeki imkanları onlar için seferber etmek bizim de görevimizdir. Bu Allah'ın bir emridir. Çünkü Allah bizi kardeş kılmış. Bu insani bir görevdir. Bu biz mecburuz bu insanlara el atmaya, onlara el uzatmaya, rahmetle, merhametle muamele etmeye. Allah'ın izniyle biz o insanlara el atarsak, o insanlara bir yemek, bir aş, bir iş bulursak Allah da bizi darda koymaz. Evet. Onun için de tüm imkanı olan kardeşlerimizden, şu anda bizi seyreden kardeşlerimizden daha önce yaptıkları hayırları Allah-u Teala kendi dergah izzetinde kabul etsin. Fakat unutmayalım ki bereket ayındayız, rahmet ayındayız. Allah-u Teala'nın rahmetinin sağnak sağnak yeryüzünde indirdiği aydayız. Kur'an ayındayız. Bu Kur'an ayında inşallah kardeşlerimizin yapacağı yardımların Allah katındaki makbuliyeti çok yüksektir. Diğer zamanlara göre çok yüksektir. Karşılığını ancak Allah verecek. Onun için de bu şuurla, bu düşünceyle hareket edersek ben inanıyorum ki o kardeşlerimizin yüzüne tebessüm olacağız. Allah'ın izniyle onların elini tutan el olacağız.
Onların başını okşayan rahmet eli olacağız. Şimdi. Onların umutlarını Allah'ın izniyle tüketmeyeceğiz. Fakat tüm bunların olması için duyarlı kardeşlerimizden bu kesinlikle ayda biraz daha fedakarlıkta bulunmaları, infaklarını artırmaları, zekatlarını Allah'ın izniyle biraz daha bu ayda vermelerini istiyoruz. Allah razı olsun inşallah. Evet. İnşallahü Teala. Kardeşlerimiz de bu mesajları almıştır ve bu güzel mesajlardan dolayı tebrik ediyorum. Sizden razı, Allah razı olsun diyorum. Hocam biz de yavaş yavaş programımızın sonuna da doğru geliyoruz doğrusu. Mesela bu ablamız diyor ki benim eşim diyor gazinoda iş buldu. Evet. Yalnız haram kazanç olduğu için biz razı olmadık ve gazinodan çıkmasını istedik, çıktı da. Evet. Çünkü biz helal kazanç peşindeyiz diyor. Ramazanımız helal bir şekilde geçsin diyor. Yani böyle hiçbir şeysi olmayan, evinde ekmek bile olmayan bu aile bu kadar helal harama dikkat ediyor iken birçok insanın etrafında bu kadar dünyası birikmişken ve helal harama dikkat etmemesi nasıl izah edilebilir? Yani hakikaten de özellikle bu küçük kardeşlerimizin arayıp da ben kumbaramdan biriktirmiş olduğum özellikle belki bayram harçlıklarını bu kardeşlerinde ikramda bulunurken özellikle bizim büyüklerimize, esnaflarımıza, kardeşlerimize şu iş düşüyor. Biraz da tabiri caizse cömert olup Allah rızası için ben de şu cebimdeki parayı bir nebze de olsa bu kardeşlerimizin biraz daha feraha ulaşması açısından böyle bir niyetlendim derseler Allah'ın izniyle bu kardeşlerimiz özellikle eli öpülesi bu bacımız çünkü nihayetinde kocası normalde haram olan daha doğrusu özellikle Müslüman bir toplumun yaşamış olduğu bir beldede içki satılan yerde kocasının orada çalışmasını tahammül etmeyen daha doğrusu istemeyen illaki ben helal bir rızık peşindeyim eşim yeter ki helal bir lokma getirsin de ben normalde orucumu açarken ya Rabbi senin rızan için oruç tuttum verdiğin rızıkla orucumu açayım derken şunu çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım ki bu kardeşlerimize el atmamız lazım. Özellikle tespite giderken emin olun başta da söylemiş olduğumuz gibi öyle ailelere gidiyoruz. Mesela hiç unutmadığım bir an vardı. Bir aileye gittik işte tespitte bulunacaktık. Baktım orada bir tane bayan bir bacımız çıktı. Abi dedi size zahmet dedi siz hayırdır nereden geliyorsun? Valla dedik Umut Kervan'dan geliyoruz. Bir muhtaç olan bir ailemiz müracaatta bulunmuş. Evine bakmaya geldik. Dedi şu az ileride bir ev var. Bir ona da bakabilir misiniz diye. Dedi abla bize öncelikle müracaat etmesi lazım ki başvuru formuyla beraber biz ondan sonra gelebiliyoruz. Abi dedi valla öyle aileler değiller. Utanmaktan hakikaten de haya ediyorlar, çekiniyorlar, gelmezler. Tabi biz de ekip olarak arkadaşlarımızla beraber dedi ki bu eve bir bakalım. Hakikaten de belki muhtaçtır, ihtiyaçları vardır. Kapıyı çaldık bir tane yaşlı bir teyzeme çıktı. Emin olun evde yakacak hiçbir yani yakacakları pişirebilecek hiçbir yemekleri olmamasına rağmen oğlum dedi elhamdülillah bizim her şeyimiz var. Teyze müsaadeniz varsa bir evinize bakma imkanımız var mı? Buyur dedi. Hakikaten de mutfağına bakıyoruz hiçbir şey yok. Tespit ettik. Hakikaten de duyarlı olan kardeşlerimiz Allah razı olsun sağ olsunlar o esnada ihtiyaçlarını bir nebze de olsa giderdik. Aradan bir ay geçmeden önce telefon açtı. Oğlum dedi ben falan kes. Ben bir yerde yani bu cami temizliği için müracaata bulunmuştum. Bir nebze de olsa 800-900 TL civarında bir para verecekle ihtiyacımı karşılama amaçlı olarak benim yardımımı kesin, benden daha düşük olan aileler varsa ona ver. Maşallah. Devam edeceğiz. Şakir Bey telefon attığımızda Van'dan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin. Amin amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun inşallah. Sizden de inşallah, inşallah Şakir hocam. İnşallah bir nebze de olsa bu mazlum halka bir umut oldunuz. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin. Teşekkür ediyorum. Allah sizden de razı olsun bu duyarlılığınız hocama için. Hocama ve Müzaffer abim hocamıza çok selamımı iletiyorum. Aleyküm Allah selam. Allah kendilerinden razı olsun inşallah. Amin. Ecmain inşallah. Buyurun efendim. Hocam inşallah biz de bu mazlum ve mağdur aileye katkıda bulunmak istiyoruz.
Allah Azze ve Celle hayrınızı kabul etsin inşallah. Gerçekten ben bu aileyi bize yakından tanıyorduk. Orada oturan akrabalarımız vardı. Daha önce de bu aileden bahsettiler ama inşallah Umut Kervanı hepimizden önce davrandı. Bir umut oldu. Rabbim hayrını kabul etsin Umut Kervanı. Rabbim ondan muvaffak etsin inşallah. Amin inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Allah razı olsun. Allah sizin gibi sizin gibi duyarlı kardeşlerim. İtibata geçeriz. İnşallah. Allahu Teala Şakir hocam sizin gibi duyarlı kardeşlerimizin sayısını artırsın inşallah. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Selam. Her büyük hayır sizlerin inşallah. Allah razı olsun. Bir ailesine de teşekkür ediyoruz hocam. Bu mazlum halkın sesini duyduğunuz için Allah sizden razı olsun. Hürmet ediyorum. Allah sizi muhafaza etsin inşallah. Selametle. Allah'a emanet hocam. Selametle. Evet Muhammed Bey telefonu attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Selamünaleyküm, hoş bulduk hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nasılsınız Muhammed Bey? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun hocam. Programımız hayırlı olsun, bereketli olsun. Amin, amin inşallah. Allah sizden razı olsun. Buyurun efendim. Oradaki kardeşlerim Muzaffer Said abi de selamlar. Aleyküm selam, Allah razı olsun Muhammed abi. Allah sana hayırlı kabul etsin inşallah. Amin, amin. Allah razı olsun inşallah. Biz de bu aileye yardımda bulunmak istiyoruz hocam. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah. Allah sizi muhafaza etsin inşallah. Amin. Peki. Arkadaşlar telefonunuzu bıraktı, iltibatı kuranlar hocam. Evet Allah sizi arayacaklar. Allah-u Teala sebep olanlardan kat kat razı olsun. Yani bizim hayrımız birse onların da birdir. Allah-u Teala sürekli bu hayra sebep olanlardan razı olsun diyelim hocam. Amin. Allah amin inşallah. Peki Allah sizi muhafaza etsin. Allah'a emanet inşallah. Ben hocam Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar. Teşekkür Ramazan ediyorum. Tekrar hayırlı olsun, mübarek olsun hocam. Sizin de Ramazanınız mübarek olsun inşallah Muhammed abi. Allah sizi muhafaza etsin inşallah. Kardeşlerimiz duyarlıdırlar. Bu ailemizi yalnız bırakmadılar sağ olsunlar. Allah razı olsun. Said hocam sözlerimizi toparlayacak olsak da bunlarla beraber ne diyebiliriz ve son mesajlarınızı alalım lütfen buyurun. Öncelikle bu Rehber TV ailesine şükranımızı sunuyoruz. Hakikaten de bu mazlum, mustazaf olan özellikle bu ailelerin umudu oluyorsunuz. Rabbim ecrinizi kat ve kat artırsın inşallah. Hakikaten de buraya gelirken özellikle bu kardeşlerimiz, özellikle bu ailemiz, özellikle bu aile üzerinde konuşacak olursak hakikaten de derdini dile getirmekten bile dahi gerçekten kelimeler bulamıyordu. Bunun için de biz buraya gelirken Allah da biliyor, biz dedik bir nebze de olsa onların sesi olalım, onların umudu olalım. Bu kardeşlerimizin Allah'ın izniyle yapacakları yardımlarıyla birebir kendileri bizimle iletişime geçip gidip bu aileleri ziyaret edebiliriz. Ki buna ve buna benzer nice ailelerimiz var. Allah'ın izniyle sadece Ramazan ayı değil, Ramazan ayının geride kalan 11 ayını da, senenin 11 ayını da bu kardeşlerimizle beraber özellikle ihtiyaçlarını giderme noktasında çağrımız odur ki kardeşlerimiz birebir gelip bu aileleri sıkıntılarını gidermeye çalışalım Allah'ın izniyle. İnşallah Allah razı olsun inşallah. Evet yine bir bana dönelim. Ömer Taş telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Nasılsınız Ömer? Öncelikle böyle bir program yaptığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Safalar getirdiniz efendim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyidir hocam. Allah razı olsun. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Allah sizi muhafaza etsin inşallah. Buyurun efendim. Hocam ben bu videoda gördüm de bu ufak kardeşlerime bir yardım yapmak istiyorum. Ben bayramdan sonra onlara, bayramdan önce onlara et götüreceğim. Yalnız bu videodaki ev onlara ait mi değil mi onu öğrenmek istiyorum. Kiralık mı değil mi diye. Evet bu ev ev kendilerinin. Kendilerindir evet. Kendilerindir öyle mi? Evet elhamdülillah. Ben o ev olmadı onarım da yapmayı düşünüyorum. Vay maşallah. Allah-u Teala seni muhafaza etsin inşallah. Yani ev onlarındır ama gerçi arkadaşlarımızla gitseniz görseniz çok iyi olur. İnsan içinde oturmaya korktuğu bir mesken ama aile orada yaşıyor. Yani yaşıyor diyebiliyorsak tabii. Aynen hocam zaten videoda da belli ediyor. Ömer abi Allah seni muhafaza etsin inşallah. Allah senden razı olsun. Allah razı olsun. Sen bizi çok sevindirdin. Allah seni muhafaza etsin. Buradan Said abiyle de Muzaffer abiye selamlarım. Aleykümselam. Teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun değerli kardeşim. Peki var mı başka bir paylaşımınız? Allah razı olsun abi. Bize dua etmeyi unutmuyorsun. Sen duaların makbuldür inşallah. Allah razı olsun. Ben selametle Allah'a emanet inşallah. Evet Muzaffer abi. Sizin de son sözlerinizi ve mesajlarınızı alalım. Buyurun efendim. Evet.
Allah-u Teala her daim bu ümmetin içerisinde duyarlı insanların sayısını artırsın diyorum. Eğer inşallah onların sayısı artarsa inşallah bu ümmetin yetimleri kurtulur Allah'ın izniyle. Bakın Allah-u Teala Bakara suresinin 177. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Diyor ki iyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmenizden ibaret değildir. İyilik, asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygambere iman edenlerin mala olan sevgilerine rağmen, hocam, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerindir. Yani burada Allah-u Teala iyiliğin ne olduğunu elhamdülillah çok açık bir şekilde beyan etmiştir. Rabbim bizlere ve tüm ümmete bu emir doğrultusunda bu iyiliği hepimize nasip etsin. Amin inşallah. Ve dediğim gibi önümüzde bayram var. Bu bayramda yüzlerce tespitli fakir ailemiz var. Yüzlerce tebessüm bekleyen, yüzlerinin gülmesini isteyen yetimlerimiz var. İçimizde kendisine bir elin uzatılmasını bekleyen dul, yetim, kimsesiz, mazlum, ihtiyaç sahibi aileler var. Bu bayramda inşallah biz onlara el atarsak, biz inşallah onların dertlerine derman olursak, Allah'ın izniyle onların evlerine neşe götürürsek, Allah-u Teala inşallah bizim evimize de neşe getirir. Kesinlikle. Bu vesileyle ben bütün kardeşlerimden, özellikle bu akşam bizi arayan bütün kardeşlerimden Allah razı olsun. Şimdiden İslam ümmetinin bayramını tebrik ediyorum. Allah-u Teala huzur içerisinde, gönül rahatlığı içerisinde hepimize kardeşlik havası içerisinde bir bayram geçirmeyi ve bu bayrama girerken de inşallah bu muhtaç, ihtiyaç sahibi aileleri unutmadan geçirmeyi nasip etsin hocam. Amin inşallah. Eğer inşallah böyle bir bayrama girersek inşallah gönlümüz rahat olur. Rabbul Alemin üzerimizdeki bulutları dağıtır. Bu içimizdeki aç olan ihtiyaç sahibi insanların da inşallah onlara karşı olan hesabımız da kolaylaşır. Rabbul Alemin bu vesileyle bizim hesabımızı kolaylaştırsın diyorum. Amin inşallah. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Allah bu güzel temelleriniz inşallah. Evet. Dediğim gibi bizim yardımlarımız sadece Ramazan'a has değil. Said Hocam da belirtti. Biz yılın 12 ay boyunca Allah'ın izniyle imkanlar dahilinde bu insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Görev, köprü görevi görmeye çalışıyoruz. İnşallah bu köprünün sonsuza dek Allah'ın izniyle sürmesi için Rabbimizden dua niyazı ediyoruz inşallah. Amin inşallah. Evet, Allah sizden razı olsun. Gerçekten bizim programımızda böyle binlerin içerisinde duyguları böyle hani tabana fırlamış diyebileceğimiz kişileri biz aslında seçiyoruz. Bizi izleyen kardeşlerimiz o şekilde telefon açıyorlar. Yani asıl dost Hazreti Ömer'in dediği gibi darlıkta da yardımcı olan ve genişlikte de süs olandır diyor. Değil mi hocam? Yani biz de böyle dostlar arıyoruz. Darlıkta yardımcı olan, genişlikte de süs ve zinet olan dostluklar bize lazım. Allah Azze ve Celle böyle dostlukları bize nasip etsin inşallah. Teala. Evet, Van Umut Kervanı'nın tespit ettiği bir aile dedik değerli izleyenlerimiz. Çok mağdur bir aileydi. Sıkıntılı bir ailemiz vardı. Bizi arayan kardeşlerimize Allah Azze ve Celle hepsinden ayrı ayrı tek tek onlara teşekkür ediyorum ve Rabbim onlardan razı olsun diyorum. Ara bağlantıda bize bir Vanlı kardeşimiz ulaştı. İş konusunda da bu kardeşimize yardımcı olabileceğini söyledi. Allah ondan da razı olsun inşallah diyorum. İnşallah bu kardeşimizin
Giden yardımlarında kardeşlerimiz görüntülerle bize ulaştıracaklar. Onları da sizlere göstereceğiz. Yani giden yardımları, o etin o eve gittiğini ve inşallah pişmiş halde o çocuğumuzu yediğini hepimiz göreceğiz inşallah. Bayram geliyor, bu çocuklarımızı sevindirmemiz lazım. Nasıl ki şu anda bayram telaşı evlerimizde başladı. Çocuklarımıza ayakkabı, elbise telaşı başladı. Bunlar için de elbette bir telaş lazım. Bunların da ihtiyaçları var. Bunlar da insan. Bunlar da güzel elbiseler giymek istiyor. Güzel ayakkabılar giymek istiyor. Yani bunlar bizim kardeşlerimiz. Bunlar Müslüman. Onun için değerli Müslümanlar, değerli kardeşlerim, kesinlikle lakayt kalmamak lazım. Bu yavrularımıza, bu ablamıza ve bu ailemize yardımcı olmamız lazım. Evet. Van Umut Kervan'a teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Amin. Bu haftaki programımız da sona geldi. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.